Tabii o da Washington Post'un bir yazarından bahsediyoruz. Bu tabii çok etkileyici oldu medyanın ilgisini çekmesi bakımından. Ve Türkiye birdenbire gündeme geldi. Ama Türkiye bu sefer hep işte gazetecilerin tutuklanması, ifade özgürlüğü de irtifa kaybetmesiyle gündeme gelirken ilk defa şimdi gazetecilik kaynağı olarak alınmaya başlandı. İşte Türkiye'den gelen sızıntı haberler. İşte Türkiye'den gelen Türkiye kaynaklı haberler gibi. Hatta burada işte Sabah gazetesinin de merkezini ziyaret edip işte haberlerin kaynağı vesaire gibi birdenbire böyle şey bir medya ilgisi de oldu uluslararası. Bunu bile gördük. Dolayısıyla şimdi sadece medya açısından değil, diplomatik açıdan da birdenbire Türkiye bir oyun kurucu rolüne geldi. Herkesin merak ettiği konu işte şey acaba arka planda ne olacak? Hani Türkiye nasıl bir tavır benimseyecek? Nasıl bir işte arkada pazarlık dönecek veyahut da işte arabuluculuk da diyebilirsiniz kibar bir tavırlar. Yani nasıl bir şey olacak ki işte Türkiye ya daha ileri mi gidecek? Bunun karşılığında işte herhangi bir şey yani kulak asmadan arkadaki işte pazarlıklara ve çabalarına vesaire yoksa şey mi geri adım atacak ve olayın kapanmasına mı öncülük edecek gibi. Ya işte burada Türkiye'nin öncü tavrı hep olmak istediği aslında Ankara'nın o liderlik yapma, olayı yönetme halini gördük. Tabii çok da trajik bir olayın üstünden konuşuyoruz bütün bunları. Yani Kaşıkçı önemli bir gazeteciydi şey bakımından yani arkası güçlü bir gazeteciydi. Politik çevrelerde Amerika'da ve Türkiye'de de büyük karşılığı olan bir insandı. Herhangi bir gazeteciden de bahsetmiyoruz. Mesleğimizin maalesef çok hakkı çiğnenen birçok kademede meslektaşımız var ve birçok insan var. Ama Kaşıkçı böyle biri değildi yani nüfuzlu bir insandı. Ve buna rağmen işte bütün bunlar başına geldikten sonra hala cesedi nerede belli değil. Tam olarak ne oldu belli değil. Ve hatta bugün işte gene CNN International'da şey vardı. Enerji Bakanı'nın açıklaması geçiyordu alttan. Çok ironik bir şekilde. Suudi Enerji Bakanı olayın cinayet olduğunu söyledi. Yani artık neredeyse bir ay olacak üstünden geçen zaman. Ve eğer söylenebilen bir tek buysa bu bir cinayet. Evet onu biz de zaten biliyorduk. Dolayısıyla artık yani bilmiyorum bundan sonraki adım Kaşıkçı hiç olmadı öyle biri yoktu noktasında bir ay sonra gelebilir bu gidişle yani öyle geliyor.